Tamam. Başladı diyor. Şu anda başladık. Güzel. Evet. Başladı diyor. Şu anda başladık. Güzel. Evet, konumuz bugün motivasyon. Hepimizin en çok ihtiyacı olan şey sanırım başta benim olmak üzere. Evet. Başladı diyor. Şu anda başladık. Güzel. Ben ikisini aynı anda göremiyorum ama yapacak bir şey yok herhalde. Hangi ikisini? Hem YouTube'u hem Zoom'u aynı anda göremiyorum ama. Arka planda açabilirsin. Şu anda katılımcılarımız da gelmiş. 18 kişi bizi aynı anda izliyor. Herkes, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam konumuz motivasyon. Var mı? Motivasyon ne olduğundan başlayalım istersen Barış, değil mi? Motivasyon diyoruz ama motivasyon ilerlemeye devam edebilme gücüdür. Hani Nemo diye bir film var, çok severim. Bir tane animasyon filmi, Kayıp Balık Nemo diye. Orada babasını arayan bir tane küçük balığın hikayesini anlatır. Okyanusta kayboluyor ve yolunu bulamıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Şaşırmış bir şekilde ama kafasında bir hedefi var, değil mi? Gitmesi gereken bir yer var. Bundan net, emin. Ona verilen tek bir mesaj var ve filmde tek bir mesaj var. Yüzmeye devam et, ilerlemeye devam et, ilerlemeye devam et diye. Çok severim o filmdeki o motivasyon sözünü. Yani motivasyon, varmak istediğiniz noktayı gözünüze kestirip, tespit edip, belirleyip oraya ilerlemektir. Ne olursa olsun herhangi bir şeyin sizi durduramasına izin vermemektir. Hayat belirsizliklerle doludur. Hiçbirimizin bunu öngörebilme gibi, başımıza gelecekleri öngörebilme gibi bir şansımız maalesef yok. İhtimalleri değerlendirebiliriz, olasılıkları yazabiliriz ki burada da olasılıklar sonsuzdur. Hepimizin başına gelme ihtimali sonsuz olasılık vardır. Dolayısıyla bunlara takılıp kalamayız çünkü sonsuz ve durduramayız. Ama ne yapabiliriz? Bunların üstesinden gelebilme, bunlara rağmen devam edebilme motivasyonu aslında amacımız tam olarak da budur. Bunun için tabii ki ne gerekiyor? Öncelikle bir amacının, bir hedefinin olması gerekiyor, değil mi? Amacına, hedefi olmayan bir insanın motivasyona ihtiyacı var mı? Hayır. Sabah kalktığında bugün ben ne yapacağım? Hani deyip de kendini sorunun yanıtını alamayan bir insanın motivasyona ihtiyacı var mı? Ya da dünyanın en iyi motivasyonunu o insana yapalım. İstediğimiz kadar böyle arkasından iteleyelim hadi diye. İşe yarar mı? Kesinlikle işe yaramaz, değil mi? Yani önce bir amacınızın, hedefinizin olması gerekiyor. Ne olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Bu kişisel bir amaç, hedef de olabilir. Ama kişisel amaç, hedef insanı bir yerde memnun etmez Barış. Yani bunun mutlaka bir yerde, sadece kendiniz için olmaması gerekiyor. Bu amacın bir yerinde başkalarına da fayda olması gerekiyor ki devam edebilirsiniz. Motivasyonun hep bilimsel çalışmalarına baktığımızda daha evrensel bir amacınızın olması gerekiyor. Yani yaptığınız şeyin ya da varmak istediğiniz noktanın sadece size değil, başka bir canlıya, başka insanlara, belki doğaya, dünyaya, bir şeylere daha katkısının olması gerekiyor ki devam edebilirsiniz. En büyük motivasyon budur. Sadece sizin değil, başkalarına da faydası olacak bir amaç, hedef koymaktır. Buyur, sen neler söylemek istersin bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Aslında bizim kendimizi aştığımız ya da daha iyi olduğumuz noktalar çoğunlukla kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuz ya da olmayı seçtiğimiz noktalar oluyor. Yani sadece kendimiz için bir şey yapmak değil. Dediğim gibi işte insanlık için ya da daha fazlası için. Başka insanlar için de bir şeyler yapmaya karar verdiğimizde tahmin ediyorum daha böyle motive oluyor. Aslında bunu bir yazar vardı ama ismini şimdi hatırlayamayacağım galiba. Öz aşkınlık diye anlatıyordu. Yani öz farkındalık, öz denetim. Üçüncüsü de öz aşkınlık. Yani öz farkındalığı aşağı yukarı diyor. İşte duygularımızı denetleyebilme, duygularımızın farkında olabilme, kendimizi dinleyebilme. İşte öz denetim hayatın akışı içerisinde
farkında olabilmek, neyi neden yaptığımızı ya da yanlış yaptığımızı işte kendimizi görebilmek, duyabilmek. Öz aşkınlık da aslında kendimizden daha bir şeyin parçası olabilmek. Bir amaca, büyük bir şeye hizmet etmek. Dolayısıyla sana kesinlikle katılıyorum. Eğer büyük bir amaç varsa, tarih bunu hep doğrulamıştır. Yani birçok insan ya da toplum için, ordular için, bilim insanları için. Yani Merkür'ü, o radyumu ortaya çıkarmak için toryum elementini parçalarken radyasyona maruz kalacağını çok iyi biliyordu. Bundan şüphesi yoktu. Bu radyasyonun onu öldürebileceğini de biliyordu. Ondan da şüphesi yoktu. Ama yine de yaptı. Neden? Çünkü öyle büyük bir amaca bağlanmıştık. Yani amacı uğruna yaşamayı, amacı uğruna özür diliyorum, ölmeyi, ölümü göze alabilmeyi yaşamaya tercih edecek kadar yaşamı ciddiye alıyordu. Ben buradaysam bir misyonum var. Bunu tamamlayacağım diyordu. Bugün belki de işte dünyanın her yerinde tomografisi, MR'ı işte yahut da film çektiriyoruz işte hastalıklarımızı yahut da işte bir kırılcı kırı bulunabiliyor bu sebeple, bu daha doğrusu bu teknolojiyle, bunun sayesinde. Ve bunların birçoğu Merkür'ün sayesinde. Hatta Nazım Hikmet diyor ya işte yaşamayı ciddiye alacaksın. O derece öylesine ki kolların bağlı arkadan sırtın duvarda ya da kocaman gözlüklerini, beyaz gömleğini bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de kimse senden bunu beklememişken. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de en gerçek, en güzel şeyin yaşamak olduğunu bile. Ama onun o amacı aslında süreklilik arz eden bir motivasyona dönüyor. Ya da Michael Faraday'ın işte soğuğu bulması, işte suni soğuğu, yani yapay soğuğu bulması, bugün işte buzdolaplarının, klimaların ya da daha nice teknolojilerin hayatımıza belki girmesine sebep olması, daha nice bilim insanının ya da Viktor Frankl'ın Nazi kamplarından sağ çıkabilmesi ve yazdığı kitapla milyonların hayatına dokunabilmesi. Yani senin o söylediğine kesinlikle katılıyorum. O daha büyük bir amaca bağlı olmak. Sadece böyle işte şu hedefe ulaşayım, bu hedefe ulaşayım, daha çok para kazanayım falan. Bunlar çoğunlukla motive edemeyebiliyor. Daha büyük bir şeye bağlamadığımız zaman. Çünkü bir noktada şu oluyor, değil mi? Yani biraz zorlanıyoruz mesela o hedefe doğru ilerlerken. Sonra içimizden bir ses şunu diyor. Ya aman aç değilsin, açıkta değilsin. Ya işte bu hedefi de gerçekleştirmeyiver. Ne olacak yani? Zaten yaşayıp gidiyorsun. Hani mesela kişi diyor ki ya ben daha iyi bir arabaya binmeliyim. Bunu hak ediyorum. Daha güzel bir evde, daha büyük bir evde, daha böyle enerjisi yüksek bir evde, bahçem olsun falan. Bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyor ya da bir kariyer yapmaya çalışıyor. Sonra bir yerde zorlanacak. İçinden bir ses diyor ki aman herkes kariyer mi yapacak? Herkes doktora mı yapacak? İşte herkes işte profesör mü olacak? Herkes büyük bir evde mi oturacak? Ne olacak? Ya benim de hayatım zaten devam ediyor. Yani dolayısıyla daha büyük bir amaca bağlandığımızda motivasyon gidip gelen bir şey değil, süreklilik arz eden bir şeye dönüşüyor. Çünkü daha büyük bir şeyin parçası oluyorsun. İnsan küçük bir varlık, çok küçük bir varlık. Yani evrene baktığımızda da, doğaya baktığımızda da, kainata baktığımızda da inanılmaz küçük bir varlık insan. Büyük bir amaçla büyük oluyor. Ve şu bir bilimsel bir gerçek geldiğimiz noktada. Özellikle kuantum fiziği denilen görünen maddenin ötesindeki enerjiye baktığımızda, sizinle aynı amaca hizmet eden insanlarla bir bağınız oluyor. Bir dua, belki bir ümit, bir gayret, bir çaba. Bunların ortaya koyduğu müthiş bir enerji var. Bilimsel olarak şu an ispatlayabildiğimiz bir enerji var. Dolayısıyla bu bazen sizin takıldığınız yerde, bazen sizin devam edemediğiniz yerde arkanızdan kesinlikle çok büyük bir güç, destek oluyor. Bunu ben hani kendi hayatımda da çok gördüm. Evet, Amerika'da okul bitiriyorsunuz. Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birini bitiriyorsunuz ve bir yabancı, bir yani bir Türk olarak bitiriyorsunuz. İngilizceniz ana diliniz değil. Bölüm çok zor bir bölüm. Zaten klinik psikoloji başlı başına zor. Defalarca kez pes etmek istedim. Evet, başta hani kendim için istiyorum, bir kariyerim olsun, ekonomik gücüm istediğim standartlarda olsun, ama arkasında daha büyük bir amaç var. Gerçekten zorluk görmüş insanların bir noktada
bir ümit kaynağı olmak, yapabilirliğini göstermek. Bir kadının, bir annenin belki hani hayatı biraz ben geç kaldım. Ben hani hayatı tersten başladım. Önce evlendim, 17 yaşındayken evlendim. Ondan sonra anne oldum. Üniversite 1. sınıftaydım bu arada. Hani işte okulu ondan sonrasında hani herkes tam tersine başlar. Ben de işler biraz daha ters oldu. Dolayısıyla hani bir şeylerin yapılabilir olduğunu göstermek, hiçbir zaman bir insanın geç kalmadığını göstermek, hayalleri, hedefleri, yapmak istedikleri için. Belki birinin pes etmek istediği, hayatla ilgili herhangi bir konuda pes etmek istediği noktada hayır ya böylesi de var. Bir dakika, bu iş yapılabilir. Yani bunun örneği var diyebilmek. Ya da her gün işte bir şeyler paylaşıyorsun. Sen de ben de bizim gibi insanlar da dünyaya pozitif bir düşünceyi daha ekmek. Belki bir gün yeşerir. Belki bir insan bundan faydalanır da yani dünyaya bir pozitif enerji, bir pozitif düşünce daha katarız gayreti de var. Dolayısıyla bunların hepsinin kattığı da müthiş bir enerji oluyor. Yani biz sen de ben de bunu tek tek bireyselde de yapan insanlarız. Hani bireyselde birebir danışmanlıklarımızda da yapıyoruz. Ama şey çok farklı değil mi? Yani hani şunu yapabilmek bile, daha fazla insana ulaşabilmek, daha fazla insanın ne bileyim kafasında bir ışık daha olabilmek. Evet ya, yapılabilir, yapılabiliyor yani diyebilmek. Bence bunlar müthiş enerjiler. Dolayısıyla büyük bir düşüncenin parçası olmak. Bence burada da en büyük aslında insanlığa faydalı olmak. Bir yerde birilerine de ışık olmak, ümit olmak aslında hepimizin hangi meslekten neyi de çaba göstermek istiyorsanız aslında bunun için çok büyük bir motivasyon. Siz kilo vermeye çalışırken bile çok büyük bir motivasyon. Çünkü bir başka insana ya diyorsun ki 100 kilosun ama evet ya düşebiliyorsun, yapabiliyorsun diyorsunuz. Yani hani ne bileyim çocuğunuzla ilgili bir şeyde bile atıyorum bir şeyle mücadele ediyorsunuz. Başka bir insana başka bir zorlukla evet ya bunu da mücadele edebilir. Üstesinden gelebilen birileri var. Başka bir yolu yönteme denemiş. Pes etmek dışında, hayata küsmek dışında, vazgeçmek dışında kendi seçmiş insanlar da var diyebilmek bence inanılmaz büyük bir dava, inanılmaz büyük bir düşünce. Ve birçok insana faydalı olabilecek düşünce. Dolayısıyla önce neyi belirledik motivasyonda gitmek istediğimiz yer neresi, hedef neresi, amaç neresi. Sonrası çok daha kolay zaten değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle çok daha kolay. Bilimsel bir gerçek var zaten. Dışarıdan alınan motivasyon maksimum 72 saat sürüyor. Daha fazla sürebilen bir motivasyon yok. Yani diyelim bir seminere gittik, bir film izledik, bir kitap okuduk, bir eğitime katıldık. İşte ne bileyim, geldik burada konuşan birilerini izledik ve gerçekten de bize iyi geldi, iyi geldiğini hissediyoruz. Evet işte hakikaten yapmalıyım, yapayım, ayağa kalkayım, gideyim, geleyim falan. Ama bu motivasyon yani dışarıdan birinden alındığında maksimum 72 saat sürüyor. 3 günü geçmiyor. Ama deminden beri konuştuğumuz şekilde bir amaca bağlanmak olabilir ya da duygularla eylemleri doğru ilişkilendirmek olabilir. İşte az önce diyet dedin ya, mesela kilo vermek istiyor, kişi fit olmak istiyor. Şimdi bazı insanlar var, mesela diyete başlıyor, dışarıdan alınmış bir motivasyon diyelim. İlk gün 100 birim bir motivasyon oluyor. Şimdi ikinci gün birazcık böyle o yeni düzene alışma yani değişime ayak uydurma safhasına biraz düşüyor. Böyle 90, 88 falan oluyor. Sonra birisi ona bir şey ikram ediyor falan. Böyle reddediyor ama motivasyon biraz daha düşüyor filan. 75 oluyor, 70 oluyor. Sonra bir misafirle ilgili ya işte kek, kuru pasta falan filan bir ne olacak ya bir taneyi işte iki taneye derken yemese bile 50'ye düşüyor falan filan. Artık ertesi gün yelkenleri suya indiriyor. Neden? Çünkü dışarıdan bir motivasyon oldu. İç dünyasında bir karşılık belirlemedi. Ama bazı insanlar var biliyorum. Önlerine uzatılan kalori dolu bir tabağı ellerinin tersiyle itmek kadar onlara böyle motive, yani onların daha hoşuna giden bir şey bulmak yok. Elinin tersiyle teşekkür ederim deyip itmek. Neden? Çünkü o eylemle bir duyguyu birbirine bağlamış. Ben bunu yaptığım zaman kendimle gurur duyuyorum. Ben bunu yaptığım zaman kendimi daha çok seviyorum ya da kendime daha çok güveniyorum. Mesela özgüveni bağlamış, kendiyle gurur duymayı bağlamış, başarıyla bir şeyi ilişkilendirmiş. Hayır teşekkür ederim demeye. İşte bu gerçek motivasyon. İç dünyasında benliğinin derinlerinde bir yere o eylemle yememek ya da daha doğrusu diyet disiplinindeki işte beslenme şeyleri koşullarıyla buna uymakla işte başarıyı
Kendiyle gurur duymayı, özgüveni ilişkilendirmiş. Öyle olunca ne oluyor? Öyle olduğu takdirde o ikram edilen şeyi reddetmenin ya da kendi canı çok istediğinde bir şey ama o günün disiplininde yememesi gereken, içmemesi gereken bir şey olduğuna kendi kendine şunu söyleyebiliyor o insanlar. Sana bunu yapamam. Kendi kendine söylüyor. Aynanın karşısına geçiyor. Şu anda sana bunu yapamam diyor. Evet, canım istiyor biliyorum. Ama şu an sana bunu, bu kötülüğü yapamam. Neden? Çünkü orada bir amacı var. Sadece zayıflamak değil. Aynanın karşısında kendini en iyi, fiziksel anlamda en iyi haliyle görmek. Çünkü bedenle zihin birbirine uyumlanmak için yaratılmış. Senkronize olmak için. Aynı sibernetik sistemin parçaları olarak yaratılmış. Beden iyi olduğunda zihin iyi olabiliyor. Bazen tam tersi, zihin iyi olduğunda beden iyi olabiliyor. Dolayısıyla o bedenini en iyi haliyle, fit haliyle görmek ona her sabah inanılmaz bir şey veriyor. Özgüven veriyor. Ben de öyleyimdir mesela. Ben sabah kalktığımda aynada gözlerimin içine bakmak, Barış bugün en iyisini yapacağını biliyorum demek ya da boydan bir aynada kendime bakıp evet ya işte bana yakışan budur diyebilmek sabahları güne iyi başlamamı sağlayabiliyor. Bu kendimle övünmek, kibirlenmek değil. Kendime yakışan şeyi seçtiğimi bilmek. Bu Barış işten bu noktada affedersin. Bu noktada şu da var. Her gün aynada kendimizi sevemeyebiliriz. Her gün aynada kendimizi motive edemeyebiliriz. Her gün aynada hadi ha gayret diyemeyebiliriz. Her gün aynı enerji seviyesinde, aynı motivasyon seviyesinde olamayabiliriz. Ve bu son derece normal. Bununla endişe edecek hiçbir şey yok. Yani bunu yapamadığınızda geriye gitmediğinizi bilin. Yani eyvah başladım iyi de gidiyordum ama bak beceremedim. Ben beceriksizim. Olmadı değil. Hayır, bu sadece sizi insan yapar. Son derece normaldir. Kafanızın içerisindeki başka duyguların hani gelip onu biraz daha geri plana itmesi son derece normaldir. Bu son derece insanidir. Dolayısıyla bunda endişe edeceğiniz hiçbir şey yok. Bir gün böyle başladınız, 3 gün hatta bu videoyu izlediniz. Ya tamam dediniz, daha da iyi başladınız. Ama bir sabah kalktınız iyi değilsiniz. İyi olmamak da normal. İyi hissetmemek de normal. Bugün aynaya baktığında ya ben bugün kendimi çok da iyi hissetmiyorum. Bugün enerji seviyem öyle değil. Demek de normal. Bunda da endişe edecek bir şey yok. Yani bunu gördüğünüz anda da dibe gitmeyin, kapılmayın. Son derece normal. Bu bir duygu ve eğer ki dikkate almazsanız, eğer ki içselleştirmezseniz, eğer ki kafanızda felaket senaryosu oluşturmazsanız, eyvah öldüm bittim ben zaten beceremiyorum. Bunu daha önce de yaptım olmadı. Ben zaten zayıfım, güçsüzüm dediniz. Bitirmezseniz, felaketin arkasından, fırtınanın peşinden gitmezseniz 7 dakikadır maksimum süresi. Bir duygunun bizde kalma süresi maksimum 7 dakikadır. Geçecek. Onun yerine öz şefkat devreye giriyor. Böyle zamanlarınızda, böyle sabahlarınızda, böyle akşamlarınızda da. Gel bakalım, senin ekstra biraz sevgiye ihtiyacın var. Biraz hani böyle ya pışpışlanmayı yapmıyoruz kendimize. Emin ol ben bunu 35'inden hatta şurada birkaç sene oldu diyeyim. Yani daha hani işin açıkçası gerçek anlamda yapmaya başladığım herhalde birkaç senedir yani. Ondan öncesinde de hep böyle yani böyle şey mi olur, öyle saçmalık mı olur falan filan diyordum. Hani yapamıyordum yani kendime karşı son derece acayip bir ciddiyetim ve böyle şeyim vardı. Hani böyle kendi kalbi almamazlığım vardı. Ama onun yerine gel bakalım hani bugün biraz daha ekstra sevgiye, biraz daha ekstra ilgiye ihtiyacım var. Biraz pışpışlanma, popoflanma, biraz olmayabilir ama yine de iyi gidiyorsun, yine de iyi yapıyorsun. Bu da normal demek. Seninle yine de gurur duyuyorum. Aynaya baktın kendini paspal gördün, dağılmış gördün. O pijamalar hiç yakışmamış gördün. Hatta azıcık kilo almış gördün. Olabilir. Böyle de normal, böyle de güzel, böyle de iyisin, böyle de tatlısın, böyle de yakışıklısın, böyle de güzel devam ediyorsun, böyle de başarılısın diyebilmek. Bunu da kabul edebilmek, bununla da bütünleşebilmek. Çünkü biz insan denen varlığız. Son derece kompleks bir varlığız. Dalga gibi duygularımız nasıl biliyor musun? Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. İnanılmaz zor bir şey aslında insan olmak. Yani hani bu kadar duygu dünyası yoğun olan bir varlığın ve dışarıdan bu kadar hani etkiye maruz kalan bir varlığın gerçekten hani sürekli stabil kalabilmesi mümkün değil yani. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla gelgitle de barışık olmak, bunu da kabul edebilmek, kendini böyle de sevebilmek.
En sevemeyeceğin, ay bugün de bu ne halin, ne olmuş sana dediğin, saç baş darmadağın halini de kabul edebilmek, güzel görebilmek, sevebilmek işte asıl mesele bu. Yoksa söyleriz 3 gün, 5 gün söyleriz ama devamını getiremeyiz. Ama devamını getirmek de nasıl oluyor? Öyle değil de kabul edebilmek. Onu da kucaklayabilmek. Öyle de kendini sarmalayabilmek. Her zaman iyi halinle, sen muhteşem halinle, seni sarmalıyorum, seni seviyorum. Ne zaman başarılı olsan seni kabul ediyorum, seviyorum, aferin sana diyorum demeyeceğiz kendimize. Hayır, döküldüğümüz anda da yerlere, hani böyle süründüğümüz zamanlarda da, hata üstüne hata yaptığımız, beceriksiz olduğumuz, saçmaladığımız, bocaladığımız, yanlış yaptığımız zamanlarda diyeceğiz. Gel bakalım sen bir. Böyle de kabul müsün? Nasıl toparlayabiliriz? Hadi bir gel bakalım neyi yanlış yapıyoruz diyebilmek. Ama biz kendimizi o zamanlarda çok itiyoruz Barış. Motivasyonumuzun düşmesinin en büyük sebebi bu. Kabul etmiyoruz. Kendimize karşı toleremiz yok. Yani yanlış yaptıysan bittin sen diyoruz. Bittin kızım sen, bittin sen oğlum. Hani yani yok, beceremiyorsun. Bak millet nasıl da yapıyor. Hep de önümüzde vardır bir örnek. Yani şu nasıl da beceriyor, bu nasıl da beceriyor. Ama kendimize gelince olmadı diyorsun. Senden bir halt binane olmaz diyoruz yani. İşin aslı öyle değil velhasıl. Tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Böyle ve burada şey aslında çok önemli bir konu da bu söylediklerinde kendimizi işte o iyi hissetmediğimiz, yani şu anda ya da bugün, bu sabah, bu akşam çok da iyi hissetmiyorum dediğimizde aslında başka bir şey daha yapıyoruz değil mi? Yani denetliyoruz kendimizi bir an. Neden iyi hissetmiyorum? Çünkü bunu kabul etmezsek sebebi de çözemeyeceğiz. Hani bugün modern tıbbın çok eksik kalması şeyle değil, hastalığın sebebiyle değil, semptomlarla ilgilenmesi. Yani sebebi neyse birçok şeyi çözecek ama semptomlarla ilgilenince, yani o an onu durdurmaya çalışıp ilaçla geçiştirmeye çalıştığında ne oluyor? İşte hastalıklar bir türlü gerçek anlamda düzelmiyor falan filan. Burada da evet, bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum ya da bugün biraz modum düşük, ne bileyim işte, ya işte bugün böyle biraz şey tatsızım diyebilmeliyiz. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü diyebildiğimiz noktada bir süre sonra sebebine inebileceğiz. Kabullendiğimizde. Kabullenmezsek ama sebebini de bulamayacağız. Dolayısıyla onun bize bir şeyi olmayacak. Bir anlamda faydası olmayacak. Ama duyguları denetleyebilme bu anlamda tabii ki önemli. Aslında motivasyonu konuşuyoruz ya. Motivasyon bir süre sonra izin verirsek, senin dediğin işte o kendinle barışık olma hali eğer yerleşebilirse, oturabilirse aslında bir süre sonra şu an zannettiğimiz gibi olmadığını anlayacağız motivasyonun. Yani genelde ne zannediyor motivasyon? Ya bana bir motivasyon gelsin, ben kalkıp şuraya gideyim. Egzersiz yapayım, maç yapayım, diyet yapayım, daha çok müşteri ziyaret edeyim, bir video çekeyim, bir şeyler yazayım. Halbuki gerçek bu değil. Gerçek onun, hani halk arasında gaz dediğimiz şey bu. Bu beklenen, yani bu burada benim anlattığım şey aslında gaz. Hani deriz ya, gaz verdim. İşte bu gazla şuraya kadar gideceğim. O bir gaz almak oluyor. Ama nasıl arabaya gaz aldığımızda belli bir noktaya kadar götürüyor bizi, sürekli götürmez. Onun gibi oluyor. Ama gerçek motivasyon, sürekli arz eden motivasyon, neyin neden yaptığımızı bildiğimizde oluyor. Bir süre sonra yapmadan önce pardon, yapmadan önce gelen şey değil, yaptıkça artan, birden 3, 3'ten 5, 5'ten 10, 10'dan 70, 80, 100 birime çıkan motivasyon. Yaptıkça, hareketin içinde kaldıkça, sürtünme azaldıkça, çünkü hareket çok olduğunda, biz bir yerden bir yere gittiğimizde, bir şeyleri üretmeye devam ettiğimizde, baştan beri konuştuğumuz gibi, iyi ki buradayım dedirtecek, iyi ki varım ya, bak şunları yapıyorum, şu işe yarıyorum bir anlamda demeye başladığımız, hissetmeye başladığımız noktada motivasyon süreklilik kazanıyor. Ama çoğunlukla ekstra bir şey yapmayı, yani hayatımızda bir şeyleri değiştirmeyi, işte diyelim ki maaşımız yetmiyor, gelirimiz az, kıt kanaat geçiniyoruz ki olabilir. Ama bundan şikayetçiysek, yani bunun değişmesini istiyorsak, zannediyoruz ki bize ekstra bir motivasyon, bir yerden bir vahiy gibi, teşbihte hata olmasın, bir yerden böyle bir şey gibi, bir balonla falan uçarak gelecek bir şey gibi, ya da nasıl tarif ediyorsak, o gelince ancak harekete geçeceğiz zannediyor. Veya herkes böyle motive oluyor zannediyor ama öyle değil. Mesela başarılı insanların çoğu nedenini buluyor.
Yani şu sorunun cevabını arıyorum. Yani neden başarılı olayım ya? Niye ben de herkes gibi sabah gidip akşam gelip sonra göbeğimi kaşıya kaşıya saatlerce kanepede televizyon seyretmeyeyim? Şimdi bu soruların yani neden ben herhangi biri olmayayım? Neden ben öylesine yaşayıp gitmeyeyim? Dediği noktada güçlü bir cevap bulduğunda işte o aslında güçlü motivasyon nedeni dediğimiz şey oluyor. Yani onu bugün, yarın, önümüzdeki bir hafta, 10 gün değil, ömür boyu motive edecek şeye dönüşüyor. Düştüğü zaman, kendini güçsüz hissettiği zamanlarda bile ya da işte ya geri mi dönsem acaba dediği zamanlarda bile aklına geldiğinde hayır hayır devam edin diyor. Bazılarına bakıyoruz 20 yıl bir şey üzerinde çalışmış. 20 yıl ya bir proje üzerinde, bir teori üzerinde, bir işte kanıtlamaya çalıştığı bir keşif üzerinde 20 yıl, 25 yıl ya nasıl bulmuş bu motivasyonu? Ya da Stephen King yani 65 yaşlarında falan galiba o adam şu anda ve 60'ın üzerinde kitap yazmış. Ya düşünüyorum nasıl olur kardeşim yani ya 60 küsur kitabı nasıl yazar bir insan? Ama işte onun da yazmak için çok güçlü bir nedeni var. Kendi içinde. Ve diyor ki ben yazdıkça motive oluyorum. Motive olunca yazmıyorum. Birçok başarılı insana söylediğim gibi. Birçok sporcuya bakıyorsun şampiyon. Şampiyonluklarla geçmiş ömrü sürekli böyle zirvede yaşamış, zirvede yer almış diyor. Bakıyorsun yani bu adam bir gaz mı almış, bu kadın bir yerden bir gaz mı almış, işte birisi onu motive mi etmiş? Hayır. O öyle bir sebep bulmuş ki zirvede kalmak, o madalyaları almak, o işte başarıları elde etmek için dışarıdan bakıldığında işte zannediliyor ki mesela işte birileri alkışlasın diye ya da işte para için, şunun için. Hayır, iç dünyasında öyle bir karşılığı var ki öyle bir duygu var ki o duyguyu yaşayabilmek için, onu tatmin edebilmek için her türlü zorluğa katlanmaya razı. Sabah birileri uyurken erken kalkmaya, işte koşmaya, şınav çekmeye, zıplamaya, hoplamaya, işte kapasitesini zorlamaya vesaire vesaire. Ya da bugün Elon Musk dünyanın en zengin adamı. Ama bunun farkında mı? Şüphelerim var. Yani onun şahsında birçok o karakterde Jack Dorsey, Twitter'ın kurucusu ya da işte Jeff Bezos vesaire. Gerçekten bu insanlarla konuştuğumuzda ben konuşmadım hiç ama konuşan insanları biliyorum. Röportaj yapan, bunu bir kitaba, bir makaleye dönüştüren. Gerçekten o adamın hani parayla motive olmadığını çok net anlatabiliyorsan zaten hayatına baktığında mesela Elon Musk işte gitmiş o sarı sayfalar gibi bir şeyi vardı. İnternet sitesi vardı. İnanılmaz bir paraya satıp PayPal'ı kuruyor. Yani o sadece 25-30 yıl önce o internetteki hani eskiden telefon kulübelerinde var olan sarı sayfalar gibi internette yaptığı o siteyi sattığında ömür boyu hepimizin hayali de bir sahil kasabasına sakin bir hayat. Bir ev alacağım, denizi görecek falan filan 60 yaşından sonra. Adam onu 30 yaşında yapabilirdi. Ama PayPal'ı kurdu. Kardeşi diyor ki ya bunca paramız var hadi gidelim. Hayır diyor. Henüz dünyayı değiştirmedi. Aynen bunu söylüyor. Henüz dünyayı değiştirmedi. Ha herkes dünyayı mı değiştirdi? Hayır onu demek istemiyorum. Ama o adamın böyle bir misyonu var. Ve para değil onu motive eden. PayPal'ı satınca da son kuruşuna kadar işte şeye o roket şirketine, o enerji şirketine, Tesla'ya şey yapıyor, yatırımları yapıyor. Kirasını bir de arkadaşlarına borç olarak ödüyor. Sonra tüm bunlar onu motive eden o inanılmaz güç devam edince, çalışınca, zorlayınca dünyanın en zengin insanına dönüşüyor. Tesla hisseleri patlayınca. Ama gerçekten bu adam o para için şu an diyor ki yani öldüğümde büyük bir servet bırakacaksam boşa yaşamış olurum. Çünkü onu güzel şeylere kullanmış olmam lazım. Söylemek istediğim bir misyonu varsa, bir amacı varsa o zaman olay bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani hiç bitmeyen, kesilmeyen bir motivasyona dönüşebiliyor. Barış sesin gitti ama. Ne zamandır gitti? Şu an geliyor mu peki? Şimdi, evet evet geliyor şimdi geliyor. Şimdi burada
Söylediklerin çok doğru. İlave olarak şunları eklemek istiyorum. Herkes dünyayı değiştiremez, yanlış aslına bakarsan. Yani şöyle kapsayalım. Bizim anladığımız dünyayı kurtarma kahramanlığına dersek evet. Ancak herkes bir dünyayı değiştirir. Herkes bir dünyayı değiştirir. Dünya bir tane değildir. Her birimizin bir dünyası var. Her birimizin her bir döneminde bir dünyası var. İçinde bulunduğumuz her günümüzde ayrı bir dünyamız var yani. Evet, herkes dünyayı değiştirebilir. Önce kendi dünyasını, sonra içinde bulunduğu çatının altındaki dünyayı, ondan sonra da çevresindeki dünyayı. Herkes değiştirir. Herkesin bir katkısı var. Kesinlikle katkınız ya negatif yönde ya pozitif yönde. Ama mutlaka bir katkınız var. Dolayısıyla herkese burada çok iş düşüyor. Dünyada bir insanın daha kendi meselelerini halletmiş olması bile çok büyük bir dünya değişimi. Bir bir düşünsene bir gün. Yani 9 milyar olmuşuz vesaire. İkincisi, ben şunu da kendimde çok zor gördüm. Çünkü hani ben çok uzun mücadelelerle yani bir eğitim hayatım oldu. 3 üniversite bitirdim, 2 master yaptım. Şu anda doktora sürecindeyim. Yani her zaman böyle full motivasyon gidemedim yani. Çünkü evde 3 çocuğum var, 2 özel çocuğum var. Yani sorumluluklarım var bir taraftan. Gerçekten ne yemek pişirileceğini de ben düşünmek zorundayım. O makineye o çamaşırlar atıldı mıydı da ben düşünmek zorundayım. Yani hani dolayısıyla dağılıyorsun. Nasıl yapacaksın bunu? Benim kendimde denediğim şurada bir yöntemde bütün alternatifleri kestim. Benim başka alternatifim yok şeyini kafama kazıdım. Yani temel düşüncem, kafamda yarattığım Hatice asla aciz bir kadın olamazdı. Yani kafanızda yarattığınız kendi şahsınız, kendi kimliğiniz çok önemli. Asla başkasına eyvallah edecek, başkasına boyun eğecek noktaya gelemezdi. Asla bir başkasının mecbur kalıp da bir şekilde tükürdüğünü yalacak noktaya gelemezdi. Asla bir başkasının eline bakan bir kadın olamazdı. Yani kafamda bu Hatice'yi çok iyi oturtmuştum. Yani hani nasıl bir adam olduğumuz, kafamızda kendi kimlik algımız, nasıl bir kadın olduğumuz, kafamızda yarattığımız kimlik, motivasyonumuzun önünde gerçekten çok büyük bir engel. Hayır, o buraya gidemez. Vazgeçemezsin. Defalarca kez vazgeçme noktasında oldu. Yani dersten kaldığımda oldu. Ödevleri yetiştiremediğimde oldu. Bir sürü şeye maruz kalmak zorunda olduğum oldu. Yani bu bütün bu eğitimler sürecin. Ama şunu biliyordum, benim başka yolum yok. Ya ben asla evde oturan, hani evde oturan bütün ev hanımlarına da saygı duyuyorum. Ama sadece evde oturup ev hanımla yapmalarına da karşıyım. Üretmeleri gerektiğini, mutlaka bir şekilde üretmeleri gerektiğini düşünüyorum kendileri için, çocukları için vesaire, hayat için mutlaka mutlaka katkıda bulunmalılar. Dünyaları sadece temizlik ve yemekten, çocuk bakmaktan ibaret olmamalı, hayatlarına mutlaka bir şey eklemeliler. Kendim için de böyleydi. Kalamazdım. Yani o benim için bir alternatif değildi. Ya da bir gün hayat bir şekilde beni başka bir noktaya getirirse, birinin eline bakacak duruma geçemezdim ya da Hatice'nin şahsına, kimliğine baktığımda ya o da ne yaptı dediklerinde bir kenarda kalmış bir kadın olamazdım. Yani hani kendi kimlik algımda böyle bir şey yoktu. Bu benim için kabul edilebilir bir şey değildi. Yani her birimizde, her birinizde herkes kimlik algısına bir bakmalı. İçerisindeki acizliği halledin. Kendi içinizde kendinizde olan acizlik meselesini halledin. Yapamam, beceremem, yetersizim. Bu kafadan çıkın. Çıkmak zorundasınız. Yani kendinize verdiğiniz kimliğin içerisinde bu olmasın. Varsa bu lütfen önce bunlar üzerinde çalışın. Hedefi, amacı onu bunu unutun. Önce kimliğinizi bir oluşturun. Kimsiniz? Kim olmak sizin için kabul edilebilir? Kim olmak sizin için asla kabul edilemez şeyler? Çok zorlandığım dönemlerde dediğim gibi, bir de İngilizce okuyorsunuz. Zaten İngilizceyi sonradan öğrenmiş bir insanım yani. Hani bir de bu kadar sorumluluğun arasında. Yok, başka yolun yok. Gitmekten başka ya, o okulu bırakamazsın. Yani pes edemezsin, vazgeçemezsin. Hani istediğin kadar iste, yani vazgeçmeyi iste. Ağlasan zırlasan da başka yol yok. Yol yok. Bütün yolları tıkamış Hatice öyle bir kimlik yaratmış ki, aciziyetten uzak, zayıflıktan uzak, bir başkasına muhtaç olmaktan uzak. Öyle bir kimlik yaratmış ki bütün yolları tıkıyor. Ha bazen her zaman koşarak gitmiyorsun Barış. Her zaman yürüyerek gitmiyorsun. Ha bazen sürünerek de gitsen gidiyorsun yani o yola. Hani
Senin söylediğin o yazarlar, o başarılı insanlar zannetme ki her gün aynı motivasyonda gidiyorlar. Her gün koşarak gidiyorlar. Ben Jeff Bezos'un hani kendi görüşmesine katılmış bir insan, hani bir canlı yayın görüşmesine birebir. Onun da söylediği şeydi. Yo, her gün aynı olamayız. Böyle bir şey yok. Olamazsınız. Yani burada kendini öyle de kabul etmek. Sürünerek de olsa bugün sürünerek gidiyorum. Ha, bazen şu da var Barış, bunu da ekleyelim. Bazen hiç adım atamasan da ileriye doğru, geriye adım atmamak da bir başarıdır. Çok büyük bir başarıdır. İnsanlar bunda çok yanılıyorlar. Daha dün danışanımla, bir tane danışanım inanılmaz başarılı, akademik kariyer yapmış bir insan, yurt dışında yine bir Türk. Ama bir taraftan da hani tıp okumak istiyor. Sonra dedi ki benim motivasyonum yok ya. Hacım, hani ne yapacağım ben dedi. Yani yarım saatin ötesine geçemiyorum dedi. Dedim yarım saat çalışabiliyorsun. Yani burada şimdi adlandırdığımız şeye bak. Bak, ben yetersizim diye adlandırıyor. Yaptığı şey yarım saat çalışabilmiş. Burada bir başarı var. Başarısını görmüyor. Çünkü kafasında 4 saat çalışmış olması gerekiyor. 4 saat onun için yeterli. Kafasında koyduğu limite ulaşamadığı için oradaki başarıyı görmüyor. Yarım saatini ayırıp ona bakmış olmak bile, ortada bir başarı var. Halbuki bunu görse, aa, ben yarım saat yapabiliyorsam yarın bir yarım saat daha yapabilirim. Bir yarım saat daha yapabilirsem 40 dakika yapabilirim. Aferin bana. 40 yapıyorsam ben bunu 1 saate de çıkarabilirim dese. Azın üzerine çoğu, azın üzerine az daha koyduğumuzda çok olur. Az daha koyduğumuzda çok olur. Ama azı sıfırlarsak, çoğu hedeflersek elimize her zaman sıfır kalır. Başka bir şey kalmaz. Kalmaz. Yani matematik hesabını iyi yapmıyoruz. Ben danışanlarıma ne zaman bana gelseler hesabı iyi yapmıyorsunuz derim yani. Hani bilmiyoruz. Hayatın matematiğini bilmiyoruz. Ne veriyoruz, ne alıyoruz bilmiyoruz. Neyi hangi anlam yükleyerek koyduğumuzu bilmiyoruz. Dolayısıyla değiştirmemiz lazım. Hepsinden önce kendimize verdiğimiz anlamı değiştirmemiz lazım. Yapamıyorum mu? Çok veriyoruz. Yapamıyorum. İyi de sen bu noktaya geldiysen, bu hedef koyacak noktaya bile geldiysen, aklından bu düşünceyi geçirip ya ben acaba bunu yapabilir miyim noktasına bile geldiysen, bir yerlerde, içinde bir yerlerde yapabileceğine inanmış biri var. Yapabilirsin yani. Bu sorunun cevabı eğer aklına gelse yapabilirsin demek. Yani bir şekilde evren, kainat, yaradan adına hepsini koy. O fikri hani senin ağzından çıkaracak noktaya geldiyse yanıtı evet yani. Ama verdiğimiz kimlik kendimizi hayır yapamazsın. Sen buna layık değilsin. Ama sen ne yapacaksın? Sana mı kaldı? Sen kimsin ki? Kendimize o kadar diyoruz ki Barış. Kendimizin o kadar büyük bir düşmanıyız ki, hani motivasyonumuzun önündeki engel emin ol başkaları değil yani, ne hayat ne başka insanlar değil ya, biz kendimiziz yani. Şu kendimize koyduğumuz etiketleri kaldırdığımızda inan koşarak gideriz yani. Ben kendime bile baktığımda bunları kaldırdıktan sonraki hızım çok daha fazlaydı. Dolayısıyla buralardan başlamamız gerekiyor. İstersen soruları alalım. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Bir 10 dakikamız kaldı Barış, değil mi? Bir saatte kısıtlı tutacağız demiştik. İstersen bu 10 dakikada sorulara yanıt verelim. Sonra tamamlayalım yayını. Olur. Bana uyar. Şu an soru gelmemiş ama gelirse konuşabiliriz, bakabiliriz yani. Tane var gerçi Fatma Hanım. Geçmişte çok mücadele edip artık gücünün kalmadığını hissediyorsak nasıl güç bulacağız? Biraz daha açmanızı istesem yeridir herhalde. Yani geçmişte çok mücadele edip artık gücünün kalmadığını hissediyorsan, yani mücadele ettiğimiz sebep mi ortadan kalktı? Çünkü sebep duruyorsa, geçmişteki mücadele etme sebebiniz halen ortadaysa, gücümüzün kalmaması diye bir şey söz konusu olmaz bence. Ama o sizin geçmişte mücadele etmenizi sağlayan sebep artık ortada yoksa belki bununla alakalı. Çünkü hepimiz bir sebep uğruna, bir amaç olduğunda bir şey için harekete geçiyoruz ya da geçmiyoruz. Yani mesela bir kadına bakın, diyelim dersin ki çelimsiz bir kadın. İşte buna birisi dokunsa işte uçar gider, şu bu vesaire, ya da korkak, işte ürkek bir kadın. Ama onun yanında çocuğu varken, mesela böyle bir kadına, çocuğu yanındayken çocuğuna bir zarar vermeye çalışalım. Bakalım ne olur acaba? Yani neler olur acaba?
bir kadının çocuğuna zarar vermesi. Acaba kaplan mı çıkar içinden, aslan mı çıkar, ne çıkar yani? Daha önceden yapamam, gücüm yok dediği şeyleri yapmaz mı? Yapar. Ya bunu örneği vermemin sebebi şu. Gerçekten ortada bir sebep olduğunda herkes yapamayacağını düşündüğü çok şeyi yapar. Sizin de halen şeyiniz varsa, mücadele etmek için gücünüz varsa bu birazcık şey tabii. Taciz, psikolojik ve fiziksel şiddet vardı çocukluğumda. Şimdi çok güçlüyüm. Belki profesyonel yardım olması gereken bir durum olabilir. Hani bu kadarına buradan 3-5 dakikada cevap vermek zor. Hatice de tabii mutlaka belki bir şeyler söyleyecektir ama en azından kısaca şunu söyleyeyim. O şimdi çok güçsüzüm diyorsunuz ya, muhtemelen çocukluğunuzda onu çok sakladınız ya da belli etmemeye çalıştınız. Hem mağdurdunuz, bir de mağdurluğun üzerine ne yazık ki Türk toplumu böyle, üstüne bir de saklama gereği ya da ihtiyacı duydunuz. Belki de. Sadece belki diyorum ama çok örneği olduğu için. İşte oydu belki de gücünüzü tüketen ve şu anda da bunu iç dünyanızdaki o fırtınayla savaşmak için belki de gücünüz yok hissediyorsunuz ama bunun için yardım almaktan lütfen çekinmeyin. Bazen tek başımıza yapamadığımız birçok şeyi sonradan bir başkasının yardımıyla, dışarıdan bir gözle, dışarıdan iki tane doğru soruyla bir anda çözümlerin önümüzde, alternatiflerin önümüzde olabileceğini fark edebiliyoruz. O yüzden de bu anlamda yardım almaktan çekinmeyin. Barış, Fatma Hanım'a istersen ben de yanıt vereyim. Tabii ki, tabii ki. Geçmişte çok mücadele ettim ve artık gücüm kalmadı diyor. Gücümün kalmadığını hissediyorum diyor. Ya bence bu son derece insani bir duygu, son derece normal bir duygu. Bence zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Yani bütün sağlıklı akıl ve ruha sahip insanlar olarak biz de yaşıyoruz. Yani bu noktada bunun sebebi şimdiye ait olmayan yükleri taşıyoruz. Hatta bir gün hesaplaşırım diye üzerimize yaşanmış bütün o yorgunlukları, negatiflikleri, acıları, travmaları yüklüyoruz. Bir gün hesaplaşma ümidiyle. Bu bizi yoruyor. İnsan ruhunu yoran en büyük etken budur. Geçmiş meseleleri sırtına yüklemiş, çuvallamış, onlarca ton altında. Mücadele ediyor, mücadele ediyor, savaşıyor, savaşıyor, savaşıyor ki hocam bittim, öldüm. Bitersin çünkü yükün çok ağır. Yükü indirmezsen olmaz, dinlenemezsin. Ruhumuzu da aynen nasıl bedensel olarak öldüm bittiğin bir gün düşün. Ya yoruldun, haşatın çıktı, ter içindesin. İhtiyacın olan şey ne? Dinlenmek değil mi? Dinlendiğinde geçeceğini biliyor musun? Dinlendiğinde geçemeyecek bir bedensel yorgunluğun var mıdır? Yok. Mola verirsen, dinlenirsen, dinlendirirsen geçer. Ama biz şu ruhumuzu, şu zihnimizi, şu gönlümüzü hiç dinlendirmiyoruz, hiç mola verdirmiyoruz. Yüklendik, böyle yapıştık elimize, emin ol. Hani böyle omuzumuzda da hani canımız yanıyor ama bir gün hesaplaşma ümidiyle. Bize kim ne yaşattıysa bir gün onunla hesaplaşma ümidiyle her an yanımızda taşıyoruz. Aynı ruhumuzun da bir kapasitesi var, bir taşıma kapasitesi var. Zihnimizin de, gönlümüzün de insan sınırlı kapasitesi olan bir varlık. Bir noktada elbette yorulacak. Bu noktada yapmanız gereken şey yüklerinizi indirmek zorundasınız. Geçmişi geçmişte bırakmak zorundasınız. Burada da şu var. Baş aynı anda hem mutfakta hem salonda olabilir misin? Yani mümkün değil. Aynı anda hem geçmişte hem şimdide olabilir misin? Olamazsın. Aynı şey. Olamayız. Yani bizim bir bedenimiz var. Bedenimizin zaman ve mekan kavramı var yani. Aynı anda gidemeyiz başka bir, hani tek bir mekanda kalabiliriz. Ama zihnimizin ve ruhumuz zaman ve mekan kavramı olmadığı için geçmişe gidiyoruz. Geçmişin duygusuna gidiyoruz. Geçmiş hesaplaşmalarımıza gidiyoruz. Gidiyoruz, gittik. Bir güzel yüklendik oranın duygularına. Yüklendiğimiz tek şey duygusu Barış. Başka hiçbir şeye yüklenemiyoruz. Bedeni götüremiyoruz da yüklenemiyoruz. Seni istesek de şu an mesela 10 yıl geriye götürebilir miyiz? Ya. Götüremeyiz. O, yani ama neyi götürebiliriz? Sana 10 yıl öncekinin duygusunu verebiliriz. Götürebiliriz, duyguya götürebiliriz. Barış ne yapıyoruz biliyor musun? Yüklendik. Oranın sadece duygusuna yüklendik.
Ve getirdik, yükü nereye yükledik biliyor musun? Şimdiki bedene yükledik. İyi de şimdinin zaten kaygıları, korkuları, sıkıntıları var. Şimdinin içerisinde zaten bir mücadele var. Şimdi bir de tuttuk, şeyi getirdik, geçmiştekinin duygusunu getirdik, yüklendik, acısını getirdik. Hazmedemediğimizi getirdik, öfkesini getirdik, nefretini getirdik, hesaplaşmamızı getirdik, bedduamızı getirdik. Bari neler getirdik. E bir de burada var. Hadi şimdiden çık çıkabilirse. Sağlıklı çalışan, güzelim sistemlerimizi, akıl, ruh ve bedenimizi kendi ellerimizle, kendi ayarlarımızı bozuyoruz. Sistem ayarlarını nasıl bozuyoruz biliyor musun? Geçmişin duygusunu şimdiki bedenimize yüklediğimiz anda sistem bozuldu. Çalışmıyor artık makine yani. Çalışamaz yani. Bozdun yani makineyi. Ellemeyeceksin. Yani tamam, orada geçmişten getirebileceğin duygu getireceksen bana çok iyi ders oldu. Bana kazık attı bu adam kadın ama vallahi iyi oldu. Daha da öğrendim, atlamamayı öğrendim diyeceksin. Yani yapacağın başka bir şey yok. Gerisi ilahi adalete teslim barış. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Yani ister adına karma de, ister Allah de, ister Tanrı de. Bizim dışımızda da devasa bir plan işliyor ilahi adalette. Herkes ettiğini bir gün buluyor. Öyle bir dünya bu dünya. Dolayısıyla ben endişeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Oradan da ders dışında bir şey getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman hafifleyeceksiniz. Geçmişi geçmişte bıraktığınızda hafifleyeceksiniz. Ha, bununla yetiniyor muyuz Barış? Aynı anda hem burada olup hem atıyorum İstanbul'da bir yerde olabilir misin? Olamazsın. Barış, ne yapıyoruz biliyor musun? Bir de geçmiş yetmedi, yüklendik, onu getirdik. Bir de geleceğe gidiyoruz. Ya öyle olursa, ya böyle olursa, olmamış olayın duygusunu yaşıyoruz. Diyoruz ki ya çocuğuma bir şey olursa. Getirdi Kur'an'ın duygusunu. Ne kadar acısı varsa Allah'ım, aklımıza gelip ya kanser olursam, ya kaza geçirirsem, ya bana bir şey olursa, ya işimi kaybedersem. Felaket duygular. Ne yaptık? Getirdik, yüklendik. Neyi getirebildik? Bedenimiz o an onu yaşamıyor ki. Neyi getirdik? Duyguyu getirdik. Bir de ona yüklendik. İşin içinden çık çıkabilirsen. Mümkün mü? Ne yazık ki değil. Sistemi bozan kim? Biz. Sistemi düzeltecek kim? Yine biz. Kişi kendinden sorumlu, kendi mutluluğundan sorumlu, kendi duygularından sorumlu, kendi aklını, duygularını ve düşüncelerini yönetmekten sorumlu. Hepimizin keşke okulda matematik dersi alırken acık bunu da içine ekleyiverseydik, duygu yönetimi de ekleseydik. Acık sosyal dersler alırken, ya sen insan denilen bir varlıksın, bir de duygu yönetimi var. Acık da bunu alıverseydik mesela, şimdi daha bir haberdar olurduk. Hepimiz var ya, bayağı bir dönem saçmaladıktan sonra, gençliğimizi bayağı bir saçmaladıktan sonra, bir 30'undan sonra bir silkeleniyoruz, ne yapıyorum ben diye. Yani bakıyoruz ki bir yerde yanlış var, eksik becerilerimiz var, eksik bilgimiz var, beceremiyoruz, olmuyor, duyguyu yönetemiyoruz, düşünceyi yönetemiyoruz. E o zaman hayatı istediğimiz gibi yönetemiyoruz, yönlendiremiyoruz. Dolayısıyla burada da bize düşen bilgi eksikliğimizi tamamlamak. Kendimize verdiğimiz, sen kimsin sorusunu, kendimize verdiğimiz etiketlere bir çeki düzen vermek. Geçmiş ve gelecekten getirdiğimiz o duygu yüklemelerini, onlarca, binlerce ton ağırlığındaki o yükleri de oralara bırakmak ve şimdide kalmak. Sizi garanti veriyorum, bu dediklerimi hayatınızda tamamen uygulayın. O kadar hafiflersiniz. Ha, bedensel anlamda da hafiflersiniz çünkü metabolizmanız daha hızlı çalışmaya başlar. Sabah uyanırsınız, ne dersiniz, bugün içinde bir kıpırtı var, bir hafiflik var. Ne acaba? E bıraktınız ya. Bütün işte onların hafifliği. Durum bundan ibaret Barış. Evet, kesinlikle. Çok soru gelmiş ama hani bugün konumuz motivasyondu. Ben her hafta benzer soruların gelmesini ya da her hafta benzer sorulara cevap vermeyi açıkçası kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Ama en azından ben de şunu ekleyeyim kapatmadan. Genelde şurada. Hani birkaç soruya da belki bir anlamda işte ise bir bakıma cevap olur. İşte bakayım, Gülsüm Hanım galiba demiş ki göz teması kurmakta zorlanıyorum. Üç kişiyle bile oldu, hani üç insana bile konuşurken hata yapma korkum var ve hatalar, sakarlıklar yapıyorum. Neden? Aslında cevabı kendiniz vermişsiniz. Korktuğunuz için hatalar yapıyorsun. Korku duygusu daha güçlü olduğunda, konuşma, bir şeyler aktarma, bir mesaj verme duygusundan daha güçlü olduğunda doğal olarak hata yapıyorsun. Ben de öyle olsam, yani ben de şu anda eğer
ya acaba ben konuşurken insanlar beğenecek mi? Acaba onaylayacak mı? Acaba aa iyi ki işte falan filan diyecekler mi? Bunları düşünsem ben de şu anda ya konuşamam ya konuşurken tuhaf şeyler söylerim. Dilim sürçer. İşte kemküm derim. Ben de öyle. Hatice de öyle. Bir başkası da olsa öyle. Ama bunları düşünmek yerine vermek istediğimiz mesaja konsantre olduğumuzda, kendimizi doğal akışına bıraktığımızda zaten bu tarz şeyler olmuyor. Dolayısıyla dikkat edelim. Burada çok ince bir şey var. Çoğunlukla bizim bir şey yapmamızı engelleyen ama bazen de yapabilmemizi sağlayan şu oluyor. Şimdi siz Hatice'nin az önce söylediği noktayla da bir şey diyorsunuz ki ben şimdi konuşursam, bir şeyler söylersem insanlar bana gülebilir. Örneğin. Ya da ben konuşursam dilim sürçebilir. Ben konuşursam işte sesim şöyle çıkar. Yani olmamış bir şey ya olursa diye düşündüğünüzde zihniniz bunu sanki oluyormuş gibi algılıyor ve olduğunda ne yaparız sorusunun cevabıyla sizi yönlendiriyor gibi. Yani sanki şu an yaşanıyormuş gibi sizi ya da beni ya da bir başkasını yönlendiriyor. Dolayısıyla işte o yanlışlıklar, sakarlıklar vesaire orada oluyor. Halbuki siz ben topluluk önünde konuşursam rezil olurum demek yerine o topluluğa nasıl bir mesaj verebilirim diyecek olursanız o yaşayabilme ihtimalinizin olduğu şeyi gözünüze büyütmek yerine ya hiçbir konuşmacı ilk konuşmasından itibaren ayakta alkışlanmamış, mutlaka hatalar yapmıştır. Hatta konuşması bittikten sonra tüh ya öyle değil, şöyle deseydim, öyle değil, böyle baksaydım, ışığı orada değil, şuraya koysaydım, işte sandalyeyi biraz yükseğe alsaydım, herkes söylemiştim. Ben hatırlıyorum bundan 7 ya da 8 yıl önceydi. Bir yerde konuşuyordum. Daha doğrusu hani konuşmaya davet edilmiştim. Yani konuşma nasıl bitti bilmiyorum. Hani bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan böyle şuramdan bir iki damla ter var. Böyle bir türlü damlamıyor, düşmüyor. Diyorum acaba herkes görüyor mu? Halbuki nereden görecek? Adam 20 metre ötede oturuyor. Ben bir küçük bir sahnede konuşuyorum. Görmesi mümkün değil. İşte saçım şöyle mi? Gömleğim öyle mi? Bilmem ne falan. Bir sürü şey geçiyor aklımdan. Neden? Çünkü odağım kendime değil ya da vermem gereken mesele değil, insanlara kayıyor. İnsanlar öyle mi düşünecek, böyle mi? Ama bunu düşünmek yerine anlatmak istediğim şey konsantre olsam bu olmayacak. Aslında bu konu üzerinden birçok şeyi de konuşmuş oluyor bence. Hatice de az önce bahsetti yani geçmişte yaşamak ya da gelecekte veya kendimize eğer geçmişten bir türlü kurtulamıyorum. Bir kurtulsam var ya ben de şunları yapacağım. Onlar kendimize sadece zihinsel sınırlar. Yani David Schwartz Büyük Düşünmenin Büyüsü kitabında çok güzel bir şey söylüyor. Bence insanlar verecek en güzel mesajlardan biri. Başarılı insanlar en az başarısız insanlar kadar mazeretlere sahipken onları terennüm dahi etmemiştir. Başarısız insanlardan kasıt da bildiğimiz anlamda başarısız olmak zorunda değil. Yani bir şey yapmamayı tercih etmek mesela. Korkularından işte yapamama düşüncesinden ötürü. Halbuki şunu söylüyor yani. Yapanlar en az onlar kadar mazeretlere sahip insanlar. Ama fark şu. Mazeret yerine neden yapmalıyım odaklanmış. Çok bir şey yok yani. Örnek vereyim işte ben bir şey yapıyorum ya da Hatice bir şey yapıyor ya da tanıdığınız bir başarılı insanı düşünün. Asla şu gelmesin aklımda. Ya işte bu tamam yapmış ama şöyle böyle işte torpil, babadan bir şey kalmış ya da işte o şurada okumuş bunları yapmış. Bu değil. Onların da en az başkaları kadar mazeretleri var ki onlar mazeretlere odaklanmamış. Yani kendimize ben asla, ben hiçbir zaman gibi sınırlar çizersek, ben yapamıyorum, ben istiyorum ama olmuyor dersin, bilinçaltımız bunu şöyle algılıyor. Ha, evet, yapamıyoruz. Ve dolayısıyla bazı filtreler uyguluyor. Aslında çok basit olarak. Yapamıyorum dediğimde bazı filtreler uyguluyor. Çünkü o şöyle kabul ediyor olayı. Yapmamayı seçiyorum gibi. O da bizim emrimize amade olduğu için bizi kapatıyor bir taraftan ama dilersek bunları değiştirebiliriz. Dilersek ben ya siyahım ya beyazım demekten vazgeçip yo gri de olabilir ne var ki diyebiliriz. Her konuda değil tabii. Hepimizin bazı çizgileri olabilir. Taviz vermek istemediğimiz bazı değerlerimiz olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Eylemsel anlamda hayatımızı bir şeylere dönüştürebilmek anlamında söylüyorum. Yoksa hepimizin bazı tabii ki sınırları olmalı. Dolayısıyla herhalde bu zihinsel setleri kaldıracak olursak çünkü biz koyduk. Biz koyduğumuzda biz kaldırabiliriz. Yani hayatımızın bir bölümünde ben yapamam. Aslında çok isterim ama ben yapamam ki dedik. Ve böyle olunca tabii
doğal olarak bazı şeyler filtrelendi. Retiküler aktivasyon sistemi diye bir şey var beynimizde. Hani belli bir noktaya odaklanmayı seçiyor beyin orada. Yapamam dediğimizde yapamamaya odaklanıyor. Yapabilirim dediğimizde de bize yolları gösteriyor. Dileyelim ki hepimiz yapabilirim demeyi seçelim. Dileyelim ki hepimiz hayata biraz daha olumlu bakalım. Olumlu bakmak polyanlacılık değil. Aksine bence iyimser insanlar gerçekçidir. Hep söylemeye çalışıyorum bunu. Nasıl gerçekçidir? İyimser insanlar hayatın zaten zor olduğunu, bazı mücadeleleri gerektirdiğini bildikleri için bunu bildiklerinden ötürü iyimserdiler. Yani takılmazlar. Aa, orada şöyle olmuş, bu insan bana böyle dedi. Zaten bilir bunların olabileceğini. O yüzden de gerçekçi olduğu için iyimser yaklaşır. Kalkıp hemen onunla tartışmaya girmez, onun kafasına takmaz, canını sıkmaz. İşine bakar. Ama asıl karamsar insanlar toz pembedir. Toz pembe görür bence hayatı. Yani öyle olmamalıydı, böyle olmalıydı gibi. Halbuki öyle bir dünya yok. Dünya zor, hayat mücadele isteyen bir şey. Ama Sigmund Freud diyor ya, bir gün geriye dönüp baktığınızda en güzel yıllarınızın mücadeleyle geçen yıllar olduğunu anlayacaksınız. Ben çok seviyorum bu sözü, bu yaklaşımı. Çünkü o mücadelenin içinde de bir lezzet bulunabilir. Düşünsenize ya, bir kadın için muhtemelen en güzel anlardan biri, belki de en güzeli anne olduğu andır, değil mi? Hele o ilk doğum olduğunda, o kokuyu duyduğunda, böyle kucağına aldığında çocuğu. Ama son derece basit bir denklem kuralım bakalım. Onu yapabilmek için o duyguyu yaşayabilmek, o kokuyu duymak, o gerektiğinde onun için düşünmeden canını verebilecek kadar sevdiği o yavruya kavuşabilmek için 9 ay neler çekiliyor, değil mi? Yani sadece buradan paymışsın. Şunu anlayabiliriz. Yani bir şeye ulaşmak için bir mücadele, bir şeylere katlanmak gerekiyor. Bunu kabul ettiğimiz noktada, o mücadeleye razı olduğumuz noktada zaten hayattan daha fazlasını alacağız diye düşünüyorum. Diyeyim ve sözlerimi böyle tamamlamış olayım. Ağzına sağlık. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Desek ki, ben size desem ki, gri fili düşünme. Beyniniz anında size gri fili önünüze getirecek. Gri fili düşünme dedim. Nereden çıktı? Hemen getirdim. Yapma dediğim şeyi beynim anında otomatik olarak önüme getirecek. Bunun yerine sorunun cevabıyla buluşmak zorundayız. Sorunun cevabıyla yüzleşmek zorundayız. Bunları düşünmemek değil, aslına bakarsan düşün tamam ama yanıtını ver. Ya canlı yayında saçmalarsam. Saçmalayabilirim çünkü ben insanım yani o an dilim sürçebilir, takılabilir. Söyleyeceğimi yanlış söyleyebilirim. Komik duruma düşebilirim. Sesim abuk subuk çıkabilir. Terleyebilirim. Ben insanım. Hani ne olur? Hiçbir şey olmaz. Herkesin başına gelebilir. Ya insanlar beni sevmezse, ya işte eleştirirlerse. Evet, birileri seni eleştirecek. Sen ne kadar mükemmel olursan ol. Birileri seni sevmeyecek. Birileri sebepsiz yere senden nefret edecek. Birileri sana saçma sapan bir şeyler yazacak, olmadı diyecek. Olacak. Birileri konuşmada hata bulacak. Birileri eksik bulacak. Birileri noksan bulacak. Birileri sesinin tonuna, sesine, onunla bununla bir şey diyecek. Olacak, bu böyle. Bu seninle alakalı değil. Bu olayın doğası böyle. İnsanın doğası böyle. Toplumun doğası böyle. Herkes için olacak. Ne oldu? Küçük duruma düştüm. Değil. Beni küçük duruma düşüremez. Olabilir insanım. Dilimde sürçer. Hepsi olabilir. Hepsi olabilir. İşte bununla yüzleşmek. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Bak en kötü saçmaladığın en kötü şeyi düşün yani toplum içerisinde. Hani konuşursam ne olur? Kekeledim, takıldım, o oldu, bu oldu. En kötü ne olur? En kötü bir dahakine çok daha iyi hazırlanırsın. Çok daha beynin böyle şeyi alır, şuna gitme bak böyle yapma abi, komik durmuş bu, böyle durmuş şu, çok daha iyi yapar hale gelir. En kötü ne olur biliyor musun? Ders alırsın. En kötü güçlenirsin. En kötü deneyimlenirsin, tecrübelenirsin. En kötüsü bu olur. Başka bir şey olmaz. Yanıtı verdim. Bak bunu düşünme değil. Hayır, bunu düşün. Yanıtını ver. Evet. Birileri ne yaparsam beni sevmeyecek.
eleştirecek, bu böyle, bu olacak yani. Zaten olmazsa sıkıntı var. Emin ol, birileri yani, herkes %100 seni onaylıyorsa bir tanesi de çıkıp da bir şey eleştirmiyorsa zaten burada bir problem var demektir yani. Dolayısıyla bunlarla barışık olmak, hepsiyle barışık olmak. Evet, çıktım, insanım. İnsan olduğunu unutmamak, kusursuzluk, özellikle şu teknolojinin çok ilerlediği dönemde en büyük böyle düştüğümüz tuzak oluyor. Kusursuz olmak, kusursuz görünmek, kusursuz yapmak. Değil. Anlık olan her şeyin içerisinde kusur vardır. Yaşam kusurlu bir olgu zaten yani. Olacak. Ama biz ona rağmen her seferinde öğrenerek, deneyimleyerek. Hani ben de kaç canlı yayın yaptım bilmiyorum. Hatta hatırlıyorum canlı yayınlarımı. Suyu içiyorum, suyu içerken lık lık böyle boğazımda şey geliyor. Yani bildiğin yutkunma sesleri böyle bir baskın ki. He. Dedim bir daha yapmayayım ben bari canlı yayın falan filan. Çok komik yani. Hani lık lık boğazımdan geçiyor yani. Hani öyle bir dikkat etmemişim ki. Kocaman bardak falan. Hatta dediler bu nasıl kocaman bir bardakla su içiyorsun falan diye eleştirenler oldu. Oluyor. Oluyor. Olacak, böyle olacak. Böyle böyle işte hani kervan yolda dizilir var ya işte. Yaptıkça düzelteceksin. Yaptıkça, öğrendikçe, deneyimledikçe daha ustalaşacaksın. Bu işin yolu böyle, insan denilen varlık, kusurlu bir varlık. Hepimiz öğreniyoruz, hepimiz deneyimliyoruz. Hepimiz kusurluyuz, hepimizin yanlışları var. Amaç bunlara rağmen iyi olduğumuz şeyleri de senin dediğin gibi vermek istediğimizi vermek. Doğru amaca odaklanmak. Bu, böyle diyelim, kapatalım. Yani ben teşekkür ederim. Başta sana teşekkür ederim. Yani böyle ben güzel bir frekans yakaladığımızı düşünüyorum. En azından hadi diyoruz her perşembe artık yapalım diye adını koyduğumuz için. Ve bizi dinleyen herkese teşekkür ederim. Aynen, bizimle birlikte vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de tabii ki sana teşekkür ederim Hatice. Bu fikir senden çıktı. Gayet de güzel oldu. Artık bir rutin olacak inşallah. Perşembe akşamları için. Haftaya farklı bir konuda buluşuruz, konuşuruz.